Dünyanın 180 ülkesinden uluslararası öğrencileri en iyilerini seçerek Türkiye'de ağırladığımızı ve onların içerisinden işte biraz sonra ödül vereceğimiz başarılı öğrencilerimizi de kamuoyuna göstererek şunu söylüyoruz. Büyük ülke olabilmek için, büyük Türkiye'yi kurabilmek için bizler uluslararası öğrenci hareketliliğini önemsiyoruz ve buna ihtiyacımız var. Türkiye'ye gelen uluslararası öğrencilerimizin kendilerini bu ülkenin birer elçileri gibi ayrıldıktan sonra addetmelerini istiyoruz. Türkiye'yi, Anadolu coğrafyasını, değerlerimizi anlatmak istiyoruz. Bunun için bu akademiler içerisinde kültür sanattan edebiyata, tarihten ekonomiye, siyasetten uluslararası diplomasiye kadar çok farklı alanlarda eğitimler veriyoruz. Çünkü Türk öğrencilerin uluslararası öğrencilere yaklaşımı çok mühim, çok önemli. Bu sene de inşallah Filistin'den yüksek sayıda başvuru aldık. Türkiye'nin uluslararası öğrenci hareketliliği büyük Türkiye'nin en önemli vizyon projelerinden bir tanesidir. Türkiye tarihiyle, kültürüyle, geçmişiyle, birikimiyle ve o zengin medeniyet hazinesiyle dünyaya söz söyleyebilecek nadir ülkelerden bir tanesi. Zaman zaman belki de bazılarınızı da incitecek şekilde uluslararası misafirlerimize, yurt dışından gelen aslında bu toprakların artık bir parçası olan kardeşlerimizi rencide edebilecek şekilde başka ülkelerde olup bizde asla olmayacak yabancı düşmanlığına dönük yapılan çalışmalara karşı olan hatırlatmayı ben bu vesileyle yapmak istiyorum. Hepiniz bizlerin önemli yatırımlar yapıldığı, değer verdiği, maddi ve manevi bir bağ kurduğu insanlarsınız. Bir tarafında 7 milyona yakın yurt dışındaki kendi vatandaşlarımızın ihtiyaçlarını, arzularını, yaşadığı zorlukları takip edip bir şekilde katkı sunmaya çalışan, hizmet üretmeye çalışan bir teşkilat. Tevcih edilecek bu ödüllerin hem benim hem de başkanlığını üstlendiğim Yüksek Öğretim Kurulu açısından anlamı ve kıymeti son derece büyüktür. Çünkü bu ödüller kurul olarak ortaya koyduğumuz önemli bir vizyonu güçlü bir şekilde desteklemektedir. Bizlerin gelecek vizyonunda Türk yüksek öğretiminin uluslararasılaşması stratejik seviyeye yükselttiğimiz bir hedeftir. Güncel verilerimize göre üniversitelerimizde 198 farklı ülkeden 350 bine yakın uluslararası öğrencimiz eğitim hayatlarına devam etmektedir. Bu yönüyle dünyada en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan ilk 10 ülkeden biri konumunda bulunmaktayız. Bundan sonraki hedefimiz ise 2030 yılına gelindiğinde dünyada en fazla uluslararası öğrenciye ev sahipliği yapan dünyanın ilk 5 ülkesinden biri olmaktır. Çok kıymetli öğrenciler, Türkiye'ye öğrenim görmek için gelen uluslararası öğrencileri ülkelerimizin arasında birer kültür elçisi olarak görüyoruz. Ülkemizde öğrenim gören uluslararası öğrencilerin mutlu, huzurlu, güvenli ve başarılı bir eğitim, öğretim hayatı geçirmeleri bizler açısından son derece önemli bir konudur. Türk yüksek öğretim sistemini karakterize eden iki temel özellik vardır. Bunlardan bir tanesi erişilebilirliktir. Diğeri ise kapsayıcılıktır. Türk dünyasından öneri genç seçilerek Türkiye'ye bir hafta gezi yapılacaktı. Hem Türkiye hem Türk dünyası keşfim öyle oldu. 4. sınıfta ilerisini düşünmem gerekiyordu yüksek lisansı. Üçüncülük ödülünün sahibi Yunus Şaraf Alkadesi ve Beyhan Karadağ'dı. Sayın Başkanımız ve Sayın Büyükelçi kendilerine ödüllerini takdim ediyorlar. O güzel videoda kendilerini izlemiştik. Birincilerimiz ödüllerini alıyorlar. Bobur Mirsu Hakimov ve Ayşe Süreyya Özavar. Hepimizin ortak acısıydı 6 Şubat depremleri. Bir de güzel fotoğraf karesi. İkinci ve üçüncülerimizi de yine fotoğraf karesine davet edelim. Bu fotoğraf karesiyle birlikte başardık hikaye yarışması ödülleri sahiplerini bulmuş oldu efendim. Ebru dalındaki birincilik ödülünün sahibi Mayra
Mahmudova. Medya iletişim kategorisiyle törenimize devam ediyoruz. Bu kategorideki eserlerin değerlendirilmesinde yer alan Sayın İskender Yıldırım, Sayın Serdar Karagöz ve Sayın Cengiz Oğuz Gümrükçü'ye şükranlarımızı sunuyoruz. I like that, you know, it's funny to me, so those kinds of people have been the best friends to me so far. Ödüller sahiplerini buldu. Ödüllere Endonezya Büyükelçisi Sayın Ahmet Rizal Purnama da eşlik ettiler. Bir de güzel hatıra fotoğrafı. Güzel alkışlarınız da onlarla birlikte. Bugün burada Uluslararası Öğrenci Ödülleri'nin dördüncüsünü düzenledik. Nedir Uluslararası Öğrenci Ödülleri? Türkiye'de eğitim alan misafir öğrenciler, yani dünyanın 180 ülkesinden gelen üniversite okuyan öğrenciler var. Lisans seviyesinde, yüksek lisans seviyesinde. YÖK'ün verilerine göre 330 bin öğrenci Türkiye'de eğitim alıyor. Tabii biliyorsunuz devletimizin bir resmi burs programı var. Bunun ismi de Türkiye Bursları. Türkiye burslarında burslu öğrenci sayısı ise 15 bin. Yani Türkiye'deki uluslararası öğrencilerin sadece %5'i devletin bursuyla okuyor. Ve biz bu öğrencileri özellikle seçerek, sınavla, mülakatla ve her ülke için özel oluşturduğumuz stratejilerle seçiyoruz. Dünyanın bugün önde gelen ülkelerinin uzun yıllardır uyguladıkları biliyorsunuz uluslararası burs programları var. Dünyada 7 milyon uluslararası öğrenci var. Bunun sadece 1 milyonu Amerika'da. Ve 300 milyar dolardan büyük bir ekonomiden bahsediyoruz yıllık. Türkiye'de şu an hali hazırda bir 330 bin öğrencinin Türkiye ekonomisine katkısı da 3 milyar dolar dolaylı katkılarıyla beraber. Biz tabii seçtiğimiz uluslararası öğrencileri her alanda desteklemeye gayret ediyoruz. Çünkü bu öğrenciler mezun olduktan sonra Türkiye'nin gönüllü elçileri olacak. Dünyanın neresine gidersek gidelim, Güney Amerika'dan, Latin Amerika'dan, Orta Amerika'ya, Asya Pasifik'ten, Afrika'ya, yakın coğrafyamızdan, Türk Cumhuriyetlerine, Balkanlardan, Kafkaslara kadar Türkiye'de üniversite okumuş mezunların çok farklı sektörlerde öne çıktıklarını görüyoruz. Türkiye'deki uluslararası öğrenci hareketliliğini biz Büyük Türkiye vizyonu için çok önemli görüyoruz. Bu kapsamda ilgili kurumlarımızla, paydaşlarımızla da işbirliği içerisinde bunu yürütüyoruz. Bugün de marifet iltifata tabidir dedik. Uluslararası öğrencilerimize 11 farklı kategoride ödüllerini verdik. Üçüncülere, ikincilere ve nihai olarak tabii birincilere. Büyükelçilerimiz vardı. 10 farklı ülkenin büyükelçisi vardı. Rektörlerimiz vardı. Kültür Turizm Bakan Yardımcımız buradaydı Sayın Serdar Çam. YÖK Başkanımız Sayın Erol Özver Hocamız buradaydı. Hep beraber yaklaşık salonda 500-600 uluslararası öğrencimiz vardı. Güzel bir öğrenci ödülleri düzenledik. İnşallah bunu geleneksel hale getirmek istiyoruz. Unutmamak lazım. Türkiye'de örgün öğretim ve açık öğretim uzaktan eğitimle beraber 8 milyona yakın öğrenci var. Bu 8 milyon öğrencinin sadece %4.8'i yabancı. Ki biz yabancı değil, uluslararası öğrenci diyoruz. Dolayısıyla uluslararası öğrenci hareketliliğinin Türkiye'de son derece stratejik bir önemi haiz olduğunu biliyoruz. Türkiye'nin uluslararası burs programlarının rekabet ettiğini bilelim. Afrika'da özellikle Afrika'nın önümüzdeki yüzyılda önemini gördüğümüzde ve dünyanın önde gelen ülkelerin Afrika ile alakalı stratejilerine baktığımızda Türkiye'nin iş adamlarıyla, inşaat firmalarıyla, Türk firmalarının aldıkları taahhüt işleriyle, orada açılan büyükelçiliklerimizle, açılan marif okullarımızda, Türk Hava Yolları'nın uçtuğu destinasyon sayısıyla Türkiye'nin büyük bir Afrika açılımı yaptığını görüyorsunuz. Biz de Türkiye burslarıyla bunu desteklemeye gayret ediyoruz. Zaman zaman menfi paylaşımlar da oluyor sosyal medyada, bunları görüyoruz. Bu vesileyle de şunu da ifade etmek istiyorum. Bu stratejik vizyonu ilmek ilmek kurulduğunu ve bunun bir strateji çerçevesinde yürütüldüğünü söylemek lazım. Bu konuda soğukkanlı, serinkanlı olmalıyız. Akıllı hareket etmeliyiz. Türkiye'nin önümüzdeki dönemde dünyanın dört bir tarafında gönüllü elçileri olacak. Bu vizyonu biz kararlılıkla sürdürmeye de inşallah niyetliyiz. Gayretlerimizi devam ettireceğiz.